Evet sevgili dostlar golvar.com'un ve Kayseri Özölüm Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Şimdi Fenerbahçe'miz bir hazırlık maçı yaptı. Hazırlık maçını kazandı. Yine hazırlık maçı yaptı. Kaybetti. Sonra hazırlık maçı beraber. Sonra hazırlık maçı farklı kazandı. Derken derken Hal City maçı yani farklı kazanılan maçtan sonra ilk resmi maç Lugano maçı. Ve Fenerbahçe Lugano maçını 4-3 kazandı. Kazandı kazanmasına. He vay hocam işte Fenerbahçe böyle mi top oynar? Vay efendim Fenerbahçe 3 gol mi yer? Vay efendim Fenerbahçe şöyle mi yapar böyle mi yapar? İşte İsmail Kartal döneminde şu oldu bu oldu şöyle oldu böyle oldu falan filan. Inter Milan. Önce şunu belirteyim. Her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır. İsmail Kartal tabii ki de takdir edecek bir hocalık yaptı. Ve İsmail Kartal tabii ki de Fenerbahçe'ye birçok şey kattı. Ancak Fenerbahçe'de eksik olan da bazı şeyler var doğruya doğru. Mesela yazarların Fenerbahçe değerlendirmesini okudum. Hepsi diyor ki ya Fenerbahçe bir yapılandırma içerisinde. Hani yeni bir oluşum içerisinde. Bu oluşumda Fenerbahçe'nin zamana ihtiyacı var diyor. Ama bizim tarafta ara kalsa hemen bir an olsun. Lugano'ya niye 8 atılmadı? Niye 9 atılmadı? Ya kardeşim bak bu takım hazır. Lugano resmi maçına çıkıyor. Fenerbahçe'nin ilk resmi maçı. Bugün itibariyle söylüyorum yani 25 Temmuz itibariyle söylüyorum. Yanılmıyorsam 16 gün sonra. Yani ilk resmi lig maçı 16 gün sonra. Bu adamlar lig maçına falan başladılar. Yani bu adamlar bizden sizin anlayacağınız tabirle konuşuyorum. 16 gün lig maçı 2 e, gün geride yaptık. 18 gün. 2 günde sonra hani lig maçından 2 gün sonra 3 gün sonra yapacaklar. 21 gün. Bu adamlar bizden 21 gün öndeler. Ve bazı hatalar normal ama bu hataları tekrar tekrar yapmamak lazım. Bakın ülke puanında 9. sıraya yerleştik. Fenerbahçe'nin galibiyeti ülkeye de yaradı. 9. sıraya yerleştik. Hani bazı vatan hainleri var kendilerine vatansever diyorlar ama yani eğer ülke menfaatlerini, ülke futbolunun menfaatlerini düşünüyorsak Fenerbahçe'nin her galibiyetinde hep birlikte alkış tutmalıyız. Ha şu da bir gerçek. Şimdi mesela ben bir Fenerbahçe olarak tabii ki de Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın ne bileyim hani çok başarılı olmasını istemem. Ama çıkıp da ne bileyim şurada da yenebileceği takıma karşı da ya bana ne arkadaş demesini bilirim. Yani siz de aynısını yapmalısınız ve yola taş koymamalısınız. Mesela Başakşehir, Trabzonspor. Bunlar da kazandıkça ülke puanına katkıda bulunacaklar. Mourinho'dan aslında transfer mesajı var. Mourinho yapılan transferleri beğeniyor, ediyor. Şimdi ben bir, bir iki husus konuşacağım az sonra. Orada da değineceğim. O yüzden buraya geçiyorum. Mesela Şimanski, Mourinho'nun söyledikleri bize yardımcı oldu diyor. Ama ne söylediğini söyleyemem. Ona haksızlık olur diyor. Edin Mourinho büyük bir karakter. Daha önce bir ay birlikte çalıştık. Ama şimdi diyor, birlikteyiz diyor. Ve ha, Ferdi Kadol mesela Mourinho özel biri diyor. Cenk Tosun mesela o günkü maçta bak şimdi e, bir hastalığımız var bizim. Bir maçta süperstar, bir maçta çöp ilan etmeyi çok iyi beceririz. Yani bir maçta süperstar, bir maçta çöp. Mesela C Cenk Tosun o gün 4 hava topu mücadelesinin 4'ünü de kazanmış. Şimdi bu Cenk Tosun'u süperstar yapmaz arkadaşlar. Anladınız mı? Bu süperstar yapmaz. Asla yapmaz. Ama bu e, Cenk Tosun'u Kötü de yapmaz tabii ki. Yani ben kötü olsun, iyi olsun diye demiyorum. Sadece ve sadece abartılı eleştirilere kızıyorum. Bu abartılı bir eleştiridir. Abartılı bir sevinçtir. Abartılı bir övgüdür. Bunu da söylemiş olayım. Mesela o gün e, ya da baş, başka 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 söyleyeyim. Ferdi Kadıoğlu Mourinho özel biri diyor. Mourinho da Ferdi özel biri diyor. Mourinho'dan salı günü için taraftara mesaj var. Kombineleri alan taraftara teşekkürlerini sunuyor ve hadi diyor. Şimdi bütün bu gelişmelerin ışığında Fenerbahçe seri'yi kapabil bildirdi. seri İstanbul'a geldi. Saat bugün 12.30'da yani ben bu videoyu çektiğim sıralarda 12.19 benim saatim şu anda. E, basın açıklamasında bulunacaktı. E, basın toplantısı yapılacaktı. İmza töreni. Orada gerekenler açıklanacak. Şimdi Fenerbahçe'den ayrılıklar artık ayrılık süreçlerine girdik. Hani sizin çöp diye tabir ettikleriniz ve Gelişim beklediğimiz futbolcular kiralık gidecek. Mesela bunlardan birisi Emir Ortakaya. Emir ortakaya Westerlo kiralık e, ayrılığı gerçekleşti. Ki bunu daha önce de söylemiştim videolarda. Westerlo'ya gitti. Daha gidecek futbolcularımız var. Mesela e, Emir Ortakaya'dan hariç dahası da var. Gençler var. E, Yusuf Akçiçek var. Yiğitefe Demir var. Mesela... Ee, Yiğit Efe büyük ihtimalle Karagümrük, Yusuf Akıçek büyük ihtimalle Gençler Birliği. Şimdi bir arkadaşın yaptığı gibi kanalı kötüleyeceğim diye rezil olan bir arkadaş diyor ki sen diyor yani Emir Orta Kaya'na gideceğini bilmek için bir duyumcu olmaya gerek yok tahmin edebilirsin diyor da oradaki Westerloy'u söylemiyor. Sizi de aynı şekilde adam Gençler Birliği Karagümrük dediydi diye inkar etmeyin diye üstüne basa basa 9. kez söylüyorum. Haberiniz olsun arkadaşlar. Bodrum gözünü Umut Nair'a dikti diyor. Umut Nair aslında yetenekli bir futbolcu. Ancak Fenerbahçe yeteneğinde bir futbolcu mu? İşte bu biraz düşündürüyor açıkçası. Şimdi bizim birçok futbolcumuza talipler var. Birçok futbolcumuzu isteyenler var. Umut Nair'in şöyle bir özelliği var. Yıllık ücret isteği biraz yüksek açık söylemek gerekirse. Yani 30 milyon TL civarında bir para istiyor. Hani bunu da kulüpler kolay kolay karşılayabilir mi? açıkçası soru işareti bende olay kolay karşılayamaz gibi duruyor ama elbette ki görüşmelerini sürdürecek ama Konya Spor'la anlaşmak üzere 30 milyon TL istedi ki Sercan Hamzoğlu da bunu belirtti. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Melih Bostan mesela Konya Spor aynı zamanda Fenerbahçe'de Melih Bostan'ı da istiyor. Hocam Konya'ya vermeyelim. Onlar Galatasaray'ın hizmetkarı şöyle böyle. Ya arkadaşlar Gençler Birliği benim bildiğim en büyük Fenerbahçe düşmanlarından biriydi. Bu arada Abdülkadir Bitigen yeni sezonda düdük çalacak hakemler arasında yer almıyor demiş. Hadi inşallah bakalım. Ee, yani inşallah bakalım. Yeni sezon hakemleri açıklandı diyor. Abdülkadir Bitigen listede yer almadı. Oh! Yani Galatasaray'a hizmet eden bir hakemin olmaması sevindirici. Kimler kimler var? 25 kişilik liste. Halil Umut falan yer almış. Hani Ferhat Gündoğdu gelirse istifa ediyordunuz. Ne oldu? Yemedi mi? Video yardımcı hakemde Mustafa Eker Coşkun, Serkan Tokat, Mustafa öğretmen oldu. Evet. Özgür Yankaya. Bir şey söyleyeyim mi? Desem ki şuradakilere, şu hakem listesine. Allah e, Galatasaray'la bütün hakemlerin belasını versin desem herhalde. Hani toplam 38 kişilik falan bir liste var. Herhalde 2-3 kişi falan liste dışında kalır. Desem ki Fenerbahçe düşman hakemlerine Allah belasını versin desem herhalde liste dışında bir kişi falan ancak kalır. Ya hakemler, çoluğunuza çocuğunuza para yediriyorsunuz. Ekmek yediriyorsunuz, yemek yediriyorsunuz. Etmeyin, eylemeyin. Bak çoluğunuza çocuğunuza haram yedirmeyin. Helalinden helal lokma yedirin. Ee, ve hani kimseyi de zor durumda bırakmayın. Mesela video yardımcı hakemde de, Trabzon bölgesinde hakem vardı. Mesela Antalya bölgesinde Burak Şeker, Murat Erdoğan, Ömer Faruk Turtay diye geçiyor. Hani İstanbul bölgesinde çok. İzmir bölgesi Direnç Tonusluoğlu, Emre Kargın, Halil Umut Meler. Bu üçünde de gözler üstünde olacak. Onu da söyleyeyim. Ha şu da şunu da belirteyim. İşini helalinden yapan bütün hakemlerinde Allah yar ve yardımcısı olsun. Ee, onu da söyleyeyim. Bu arada Antalya Konya altından tekrar tekrar selamlar. Bazı arkadaşlar nerede olduğumu soruyorlar. Belirteyim. Antalya Konya altında güzel bir apart tuttum arkadaşlar. Eğer apart düşünceniz varsa kesinlikle burayı da tavsiye ederim. Yerini de söylerim ama yorum yazmanız lazım. Yani ben düşünüyorum hocam diye. Ee, cüz'i bir Günlük ücret hani otel fiyatıyla kıyasladığın zaman zaten yarı, yarı yadan daha düşük. Havuzu var kendine ait. Yürüme mesafesinde 16. Anlatabiliyor muyum? Çok güzel. Eğer tatil düşünen arkadaşlar varsa burayı kesinlikle öneririm. Aile oteli zaten ailemle geldiğim için hani ve biz şeyi sevmiyoruz yani ee, nasıl diyeyim? Böyle kafası güzel insanların olduğu yerleri çok sevmiyoruz. Bize aile ortam olacak. Sakin, sessiz. Burası da öyle bir yer. Tavsiye ederim düşünen varsa belirtsin. Şimdi Yusuf en Nesiri transferinde de şunu söyleyeyim. Bu kadar beklediğimize değer miydi? Değer. Bu kadar beklediğimize değer. Zaten farkını anlayacaksınız ama birinci maçta anlamayacaksınız. Hani gelip de birinci maçta hettirik yapıp da bak ben buyum demeyecek. Ama ilerleyen maçlarda göreceksiniz. Cengiz Ünder. Bak Mourinho kısmına gelelim. Mourinho net bir adam. Cengiz üstünü çizdim dedi. Senden olmaz. Emre Mor üstünü çizdim. Senden olmaz. Açık, net, şeffaf. İrfancan Kahveci, Tadiç. Farkında mısınız bilmiyorum. İrfancan Kahveci ve Tadiç'i e, sağ kanat Maksim'in ve Oğuz Aydın'ın sol kanat oynatacak. Belli. Şimdi Fenerbahçe'nin geçen sezon kanatlar aslında çalışmıyordu. Ama Tadiç dehşetül vahşet, İrfancan dehşetül vahşet performans sergilediği için Fenerbahçe kanatları çalışıyor gözüktü. Joshua King sezon boyu sakattı. Emre Mor olmadı devre arası kiralık gönderildi. Cengiz Ünder bir maç vardı 7 maç yoktu. Bir maç iyi oynuyordu 9 maç kötüydü. As diyorum ya Fenerbahçe'nin kanatları çok kötüydü aslında. Hani Fenerbahçe'nin şansı neydi? Oyuna Batu Şua'yı atıyordu. Ceko'yu atıyordu. Ulan bir şekilde 4-4-2'ye falan dönüyordu takım. Şimanski'yi sağ kanat atıyordu. Bak Şimanski sağ kanatta oynadı. Hani aslında İsmail Kartal da mesajı verdi. Bak ben Şimanski'yi sağ kanatta oynatıyorum. Düşünün sağ kanattakilerin beceriksizliğini dedi ama Eşişten geçtim. Ya yani diyorum net. Adam net. Üstünü direkt çiziyor. Yani üstünü direkt çizdiği için de bizim şansımız buradan kaynaklanıyor. Bak Şimanski geçen sene Allah var yani ilk dönem mükemmel performans. ikinci dönem yani düşüşte. Niye kanatları işlemedi ki? Tadiç yani bu sene bile gösterdi. Farkını hemen ilk maçta gösterdi. Hani edince kuvvetlilik yaptı ama orada aslan payı Tadiç'in. E, Ferdi zaten geriden geliyor. O sahayı geriden geliyor. Ciko zaten savunmada emniyet kemeriydi. Emniyet sebobuydu. Şimdi bana şu soru çok geliyor hocam. Kuruniç, Kent, Samet Akaydın. Allah rızası için gidecekler mi? Kalacaklar mı? Cengiz, Emre Mur, Kuruniç, Kent, Samet Akaydın. Ee, bunlardan hariç. Zayks, ee, Crespo adını yazmadıklarım. Bunların hepsi gidecek arkadaşlar. Hepsi kulüp bakıyor. Tamam. Anlaştık mı? Bunların hepsi kulüp bakıyor. Hepsi görüşmeler halindeler. Hepsi takım arayışı içindeler. Bir anda bir günde olacak iş değil bunlar tabii ki. Ama görüşme halindeler. Mesela yeri garanti olanlardan. Ferdi'nin yeri garanti, Usai'nin yeri garanti, Mert Müldür'ün yeri garanti. Gördünüz zaten bak o, yani o çocukların oynadıkları futboldan da gördünüz. Bu çocukları gönderirsen rezil bir şey olur. Anlatabiliyor muyum? Ama şunu söyleyeyim. Mourinho kesin olarak Cengiz'i düşünmüyor. Cengiz'e takım bul dedi. Ön libero düşünüyor. Şimdi ön libero düşününce İsmail Yüksek ve Bartu Elmaz isimleri akla geliyor. Hocam Bartu ve İsmail gidecek mi? Arkadaşlar tam olarak böyle değil. Bartu da İsmail de yetenekli oyuncular. Ama fakat lakin İsmail 8 oynayabiliyor. Bartu da 8 oynayabiliyor. Anlaşıldı mı? Biz Fred'i yedekleyecek isim almak yerine İsmail Yükseği yedekleyecek çok kaliteli bir isim alma niyetindeyiz. Yani biz şöyle söyleyeyim size. Mesela İsmail'in üzerinden 8 diyelim. Fred 10 diyelim. Şimanski 10 diyelim. Biz 10'u yedekleyecek 8 almak yerine 8'i yedekleyecek 10 alacağız. 10 10 10'luk orta saha. İsmail belki zaman zaman Fred'in yedeği zaman zaman alacağımız kişinin yedeği olacak. Bartu da aynı şekilde. Mert Hakan yandaş da var. Şimanski'nin yedeği şu anda yok. Şimanski'nin yedeği Mert Hakan olacak gibi. Ya zaman zaman belki de 3 tane 8 oynayacak. Zaman zaman belki 2 6 1 8 oynayacak. Zaman zaman 2 6 1 10 oynayacak. Buna göre bir olay belirleyeceğiz. Buna göre bir sistem belirleyeceğiz. Mesela İrfan Can onda oynayabilir. Tadiç onda oynayabilir. Hani şey var. yedeğinin illa olmasına gerek yok. Demek istediğim bu. Anlaşıldı mı? Ee, bir sıkıntı var. Levent Mercan. Şimdi Levent Mercan'ı biliyorsunuz Mourinho gelmeden Fenerbahçe aldı. Aslında İsmail Kartal tedrisi altında yetenekli bir oyuncu. Ama Mourinho gelişim göstermesi gerektiği görüşünde. Yani ee, sizin anlayacağınız şekilde anlatayım mı arkadaşlar? Ya Osterwold'e gidecek. Ya Ferdi Kadıoğlu gidecek. Ya Levent Mercan gidecek. Üçünden biri gidecek. Hangisini gitmesini isterseniz o gidecek arkadaşlar. İyi de hocam bak Ferdi dursun. Levent de dursun iki. Ciku, Bekao, Çağlar, Samet dört. Hani Osterwold'e de kalsa en azından beşlese. Yani Levent Mercan Ferdi Mustafa 5 desem. Sağda mesela Usai, Mert Müldür var. Yani savunma hattımız 2, 4, 8, 9 kişiden oluşsa mantıklı değil mi? Mantıklı mantık olmasına ama 9, hani 3 tane kalecin 12 şimdi 3 tane merkez e, orta sahan 7 olsa 19 hücum hattı hani sağ kanat, sol kanat, forvet bunlar da 9 kişiden olsa 28. Ancak 28 kişi de e, 3 tane falan altyapıdan oyuncu oynatma şeyim var. 25 kişi falan olacak ya da 26 kişilik kadro olacak. 25 kişilik. Ona göre hesaplarsanız arkadaşlar ne demek istediğimi anlarsınız. Kimse almazsa da takımda devam eder. O da ayrı mesele ama dediğimi unutmayın. Ali Koç tekrar Kulüpler Birliği Başkanı. Diyorlar ki, "Hocam Ali Koç'un Kulüpler Birliği Başkanı olması bize ihanet değil mi? Şöyle mi böyle mi?" Bence yukarılara bir mesaj var. Bak biz Ali Koç'tan memnunuz. Ali Koç'un söylediklerine de katılıyoruz. 19'da 18 takım boşu boşuna altına imza atmadık diye aslında e, kulüpler Ankara'yı arkama aldım, Ankara beni destekliyor diyen büyük ekşiye bir tepki gösteriyor. Aslında kulüplerin tepkisi büyük ekşiye ve dolaylı olarak da Ankara'ya yani siyaset futbolun içine girmesin çünkü başımız ağrıyor diyor. Yani görüyorsunuz siyaset futbola girdikçe insanlar kulüplerden takımlardan soğuyor. Bizden soğuyor diyor. Lütfen artık bunlar olmasın diyorlar arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Ee, Süper Lig rekoru kırdı Fenerbahçe bon bonservise şurada burada. İlk iki haftanın programı açıklandı. Arkadaşlar transfer'e dair şunu söyleyeyim. Fenerbahçe transfer market rekoru kırmış durumda. Şu an en pahalı takım konumundayız lig tarihindeki ama... Bu değişiklik gösterecek 240 ile 320 milyon euro arasında gidip gelecek takımın değeri bakalım daha ne kadar gidip gelecek o da ayrı bir mesele onu da birlikte gözlemleriz şunu da belirteyim ben transfer market değerinin yüksek olmasının çok bir önemi yok önemli olan şampiyon olmak yani Fenerbahçe aslında 2-3 yıldır transfer market değeri yüksek bir takım ama gel gör ki Birileri sürekli hakkımızı yedi. Birileri sürekli şampiyonluğumuzu çaldı. Ve böyle böyle oldukça bizim futbolcuların sahada gösterdiği mücadeleden dolayı gelen teklifler mükemmel. Ama rakiplere gelen teklifler tırt. Onlar da buna kuduruyorlardı. Ama önemli değil diyorlardı. Nasıl olsa şampiyon oluyoruz. Fener'in önünü kesiyoruz diye. Ama onlar da herhalde pişman olmuştur. Jefferson Lerma. Görüşme yapılmış. Ama ben çok beklemiyorum. İbrahim Sangare teklifte bulunduk. 35 milyon euro. Çekler düşmüyorlar. Mateo Kovacic sosyal medyada var ama ben olacağını zannetmiyorum. Sander Bergen'in transfer bedeli düşük. Kabul ediyorum. Ama ben de onu istemiyorum. Hani olmuşken ben en iyisi istiyorum. Hani Kovacic olsun istiyorum. Yani Fenerbahçe kalitesi, kalibresi budur diyorum. Ama siz benden daha iyi bilirsiniz. Sonuç olarak arkadaşlar 6 transfer yaptı Fenerbahçe. Daha da yapacak. Ben 9 transfer yapmasını bekliyorum. Şu ana kadarki 6 isimden hariç 3 isim daha geleceğini düşünüyorum. Gidenler elbette olacak. Gelenler de elbette olacak. Ama ilk etapta herhalde 15 Ağustos'a doğru anca gelir transfer. Abi şunu da söyleyeyim. E, Lugano evet Fenerbahçe'nin dişine göre bir rakip. Fenerbahçe Lugano'yu geçer. Ama Lille takımı şu anki Fenerbahçe'nin dişine göre mi? O da ayrı mesele. Ha Lugano ilk maçında yapılan hatalar ikinci maçta yapılmazsa takım üstüne eklerse gelişim gösterirse ki İsmail, Ferdi bunlar hep sonradan geldiler mesela düşünüyorum bak o gün kurun işte falan mesela Fenerbahçe sahaya çıktı. Kurun iş kent falan kadroda düşünülmüyor arkadaşlar. Hani bu isimler kadroda düşünülmüyor yanlış anlamayın. Bunlar ilk 11 oynattı diye gitmeyecekler manası taşımıyor. Bunlara kulüp bakıyoruz ama kulüp bakarken de ihtiyaç anında oynatacaksın yapacak bir şey yok. Mecbursun. Yani İsmail oynatıp sezonu mu kapattıracaksın sakatlayıp? Mantık bu. Hani ilk maçı düşünüyorum. Az kadroda mesela bir Ferdi olsaydı fark ederdi. Ondan sonra bir İsmail olsaydı çok fark ederdi. Maksimin olsaydı. 3. Ennesiri olsaydı. 4. Kulüp ritmini bulsaydı zaten 5 ya da 6 diye sayabiliriz. Yani iyi bir gidişat vardı. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Fenerbahçe transfer gündemine dair de belirtilerim. Belirttiklerim bu şekilde kendinize iyi bakın ee, Yeni kapımız hayırlı olsun Sıradaki kap Bence Çok sürpriz bir isim olacak transfer market değeri bence 30 milyon euro civarı bir isim olacak Bakalım öngörüm tutacak mı tahminim tutacak mı hep birlikte izleyeceğiz görüşmek üzere dostlar Bir beğeni çok görmeyin kanalımıza abone olmayı unutmayın Tam bir hafta sonra 2 Ağustos'ta burada full time başlıyoruz Abonelikler üyelikler Hepsi full time başlayacak. Kendinizi hazır edin. Şimdiden oynatma listesi açmaya başlayın, video izlemeye başlayın. Benden söylemesi. Görüşmek üzere.